nedir bu? Yine güzeliz, yine çiçeğiz, yine hep birlikteyiz. Hocam acilen sanatımızı icra etmeliyiz. Hemen şöyle custom'dan arkadaşlar 15 artı 10'da kısmetimizi arıyoruz. Lobby kısmına da bakıyoruz. Hemen biri geldi. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Güzel. Ratingi de güzel. Ülkesi de yok. 100. maçını oynuyor rakibimiz. Dur bakayım bir listenin durumu ne? Tamam. Atif 3 yaptı. Atif 3'e arkadaşlar dur bakayım ya size Hollandalı savunması mı oynayayım? Hollandalı savunması. Hadi arkadaşlar size değişiklik olsun. Hollandalı savunması oynayayım. D5 yapacağım. Hatırlayanlarınız bilir. Beyazlarla oynadığımız, daha doğrusu zaman zaman oynadığım taş duvar sistemini oynayacağım arkadaşlar. Taş duvar sistemini oynayacağım. Böyle bakın. Bakın şimdi. Böyle. Tamam. Tamam. Böyle. Evet. Açılışta biraz bilgili olmak gerekiyor. Bilginiz yoksa da telaş etmeyin arkadaşlar. Telaşlanmayın. Ya ben amatörlük yıllarımda hatırlıyorum. Bilmeden oynadığım, yani açılışı bilmeden oynadığım oyunlarda şunu görüyorduk. Aa diyorduk, teorik hamleyi bulmuşum. Teorik hamleyi yapmışım. Neden yapmışım? Çünkü genel mantıktan kopmamışım. Genel mantık ne? Taşlarımızı çalışkan tutmak, merkezi piyonsuz, gülü susuz, bu paylaşımları da likesız bırakmamak. Hocam öyle bir şey var mı emin misin? Var. Var. Aç kitapları oku. Aç kitapları oku. Yazar orada bak. Gülü susuz bırakma der. Merkezi piyonsuz bırakma der. Yasin Hoca'yı likesız bırakma der. Ben demiyorum bak. Ben demiyorum. Şu an Hollandalı savunmasının taş duvar sistemini dizdik. Taşlarımı nereden çıkacağım diye sorarsanız. Tabi birazdan da C6 yapacağız. O şekilde tamamlayacağız. Taşlarımı normal atı F6'dan, fili D6'dan, rokumu yapacağım paşalar gibi, atımı geleceğim D7'den ve en son meşhur at oturtmasını yapacağım E4'ten. Belli başlı savunmaları veya açılışları oynamak daha kolaydır. Nedeni ise birebir hamle ezberlemene gerek yok. Bu daha çok kapalı açılışlarda söz konusudur. Mesela bu sistemde yani bunu herkes oynar arkadaşlar. Sen bu maçtan sonra yani Hollandalı savunmasının taş duvar sistemini oynarsın. Ya bunu yapamayacak mısın ya? Bunları çıkacağım bak 4 tane. Çok da eğlenceli ben sana söyleyeyim. Bir onu süreceksin, bir buni. Bir oni, bir buni. Evet. Öğrenmesi de kolay. CD5 aldığı zaman E ile alacağız. Neden E ile alacağız? Filimizin önü açılsın diye. Hem de C ile alırsak C'dekinden rakip operasyon yapar diye. Rakip B3 yaptı. Neden yaptı biliyor musun? Fil A3 gelerek siyah renkli filleri değişmek için. Bu var. Bu var. Ama şu an değişemiyor hemen. Çünkü ben fil A3 alıyorum. At A3 aldığı zaman vezirle şah çekip buradan at alıyorum arkadaşlar. O yüzden ben hemen fili D6'ya geleceğim. Fili D6'ya geleceğim. Sonra da vezir E7 gelip fil A3 gelmesini engelleyeceğim. Şu an fil A3 gelemez. Onu sana söyleyeyim. Gelirse ayvayı yer. Ayvayı yer. Ben o fikri engelleyeceğim bak. O fikri engelleyeceğim. Tamam. Halen gelemez. O yüzden ben atı F6'ya çıkayım. Rok yaptığı zaman buraya geleceğim. Bak şimdi o rok zaten roku kovalıyor ki. Fil A3 gelmek için. Anlamadım sanıyor. Anlamadım sanıyor. Kardeşim. Sen giderken biz dönüyorduk. Ya. Biz bu saçları nerede ağırttık sanıyorsun ha? Mahallede bilardo oynarken mi oldu sanıyorsun ha? Vallahi arkadaşlar mahallede bilardo oynardım. Evet. Amerikan 3 band. Tabii. Bir Semih Saygıner olma hayalimiz vardı. Arkadaşlar rok yaptı. Artık fil A3 gelebilir. Ama ben izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Bu fil lazım arkadaşlar bana. Onu söyleyeyim. İlerisi için lazım. İlerisi için lazım. Aslında bunun teorisinde şu da var. Fili F4'e gelip de değişime girebilir. Yani o siyah renkli fillerin değişiminden ben öyle kaçamam aslında.
Sadece birazcık işi yokuşa sürüyorum. Evet. Birazcık işi yokuşa süreceğiz. Emir Timur bizden övgü dolu sözler aldı tabii ki. O yüzden izlemeye devam ediyor. Burak da izliyor. Burak. Evet. Diğer arkadaşların ismi okunmuyor. Evet. O yüzden onları almıyorum arkadaşlar. Ya mesela Moron Moron diye adam kullanıcı adı almış mesela. Enteresan. Enteresan. Sizin de tabii ki derdiniz, çileniz var. Sıkıntılarınız var. Anlayabiliyorum. Travmalarınız var. Travmalarınız var. Biz de bunun için ne yaptık? Satranç doktorum hizmetini hayata geçirdik. Haftada bir defa teke tek muayene ediyorum arkadaşlar. Ücretsiz. Ayakta tedavi. Endişelenmenize gerek yok. Ayakta tedavi ediyorum. Ondan sonra. Ama elle muayene etmem lazım. Yani o önemli. Sizin şikayetinizi dinliyorum. Ama sonrasında elle muayene ediyorum. Ona göre ben de tespitlerim ışığında doğru tanıyı koyup doğru reçeteyi, tedavi yöntemini başlatıyoruz arkadaşlar. Rakip bayağı düşündü maşallah. Maşallah. Yani bu kadar düşünmeye gerek yok aslında. 15 artı 10 oynuyoruz. Evet. Hedefimiz 2550 idi. Gördüğünüz gibi 2450'deyiz. Perişanları oynamışız. Rakip fili geldi. Dediğim hamleyi yaptı. Hocam bunu alıp piyon yapısını bozsak olmaz mı? Ya o piyon yapısını bozmaktan yararlanamam arkadaşlar. E3 ile orayı bağlar. Hocam şu an ön açılıyor. Ulaşamıyorsun oraya. Gidemiyorsun ki. Gidebilsek tamam. Boş ver, o alacaksa alsın. Vallahi bak. Alacaksa alsın. Ben ne yapayım ama biliyor musun? Ben ne yapayım ama biliyor musun? Atımı geleyim ben buraya, atımı. Atımı geleyim. Şu karenin kontrolünü arttırayım. Rokumu birazdan yaparım. Sıradaki hamle rok da aslında. Ama atımı geleyim. E5'in kontrolünü birazcık alayım. Yine de oraya atı oturtabilir aslında. Ama ipi biraz gireceksiniz arkadaşlar. İpi biraz gireceksiniz. Rakibi rahat bırakmayacaksınız. Sıradaki hamlem rok olacak. Tamam. Atın bana zararı var mı diye bakıyorum. Bir zararı yok. O zaman rokumu yapıyorum. Keyfime bakıyorum arkadaşlar. Hocam ince belli. Kırmızı çizgimiz. Arkadaşlar. Kırmızı çizgimiz ince belli olmadan keyfimizi nasıl yerine getiririz? Çok zor. Sanatımı icra ederken ince bellimden yudum almak beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Hocam çay içmeyen ben senin yüzünden tiryaki oldum diyor. Sabah akşam da Bayhan'dan tiryakini mi dinliyorum diyor bazı takipçilerimiz. Sağ olsunlar. Valla arkadaşlar ya bu benim keyfim. Sen bundan keyif almak zorunda değilsin. Sen de kahve içersin. Arkadaşlar cebeş yaptı. File diyor ki artık gel bunu al diyor. Beni buna zorluyor arkadaşlar. Zorluyor. Vallahi alayım o zaman ya. Tamam madem ya madem o kadar istedin alalım ah. Tamam bozalım. Tamam abi bozalım. Atımı da oturtayım şuraya. Değil mi? Böyle oturtayım. Tamam. Bu düzenin, bu sistemin en büyük sıkıntısı filin içeride kalması. Bununla ilgili de fil D7, file E8, fil H5 manevrasını daha önceden söylemiştim. Bir de fianchetto fırsatları var. Tabii yine de sıkıntısı var yani onu sana söyleyeyim. Hocam her güzelliğin bir bedeli mi var? Hayatta da olduğu gibi. Tabii ki arkadaşlar satranç içinde sabırlı olman gerekiyor. Ufak üstünlükleri işlerken böyle acele etmemen gerekiyor. Zaman zaman ben de bu kurala uymuyorum onu sana söyleyeyim. Çünkü insani dürtüler hata yaptırıyor bana. Şimdi hocam E3 yaptı. Bize bir plan lazım arkadaşlar. Burada artık kuru kuruya oynanmaz. Şöyle söyleyeyim. İlerlemiş piyonları hemen yıkmak iyi gelir derler. B6'ya o da B4 cevabı verir. Sonra ben bir de A5 falan yaparsam A3 yapar. Ben oraları öyle açarsam iyi olmaz. Bence ben şah kanadına odaklanmam gerek. Çünkü benim burada F piyonundan
dolayı rook lift manevram var. Ve bu manevra etkili kalabilir. Hatta ben bu manevrayı hemen mi yapayım? Yoksa acaba diyorum şahımı H8'e gidip G5 mi sürsem? Ya da kale G8 gelip mi G5 sürsem? Gerçi G5 olmuyor. Atı vurup koruyan taşı yok edip ödülü hak ediyor. Niye ben bir direkt böyle geleyim? Ben direkt böyle geleyim. Gileyim ya onu oraya. Gileyim. Gileyim. Rook lift yapayım arkadaşlar. Rook lift. Rook lift. Rook lift yapalım. Rook lift. Gelelim. Gelelim. Şah kanadında çoğalacağım. Adım adım çoğalacağım. F piyonunun sürüldüğü çoğu konumda bu rook lift manevrası, asansör kale manevrası aklınıza gelsin. Bakın bu karelerin de güvenli olduğunu görüyoruz. Herhangi bir beyaz taş da o karelere etki etmiyor. O zaman rook liftimiz güvenli hale geliyor. Adım adım taşlarımızı güçlendireceğiz. Sonra da açığa çıkan taktik fırsatları yakalayacağız. Buradan da sürpriz bir takipçimize sürpriz yapacağım arkadaşlar. Ne yapacaksın hocam? Ona küçük bir sürpriz yapacağım. Ona selam göndereceğim. Hayda. Hocam, kime selam göndereceksin? Sevgili Arda abimize selam göndereceğim. Evet. Çok sıkı takipçimiz. Ondan sonra severek izliyor, severek izliyor. Evinden işine giderken, tamam mı? Sabahleyin yolda uzun ya. Açıyormuş beni izliyormuş. Ben de o zaman bu sürpriz selamı ona göndereyim. Hocam, şu an Arda abimizin yüzü gülüyor mu? Gülmez mi? Gülmez mi? Bak, sabah sabah adamın yüzünü güldürdük. Yani biz de böyle. Biz de böyle arkadaşlar. Biz de ona küçük sürprizler yapın. Parmaktan sonra. Harikasın arkadaşlar ya. Hepimiz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz, koşturmacamız var. Dertlerimiz var. Mutlu olduğumuz anlar var. Sevdiklerimiz var. Sevenlerimiz var çok şükür. Öyle hocam akıp gidiyor hayat değil mi? Vallahi gidiyor. Hocam zaman durduramazsın. Tutamazsın. Biz ayak uydurmaya çalışıyoruz zamana. Evet. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Mutlu olmak için bakış açımızı değiştiriyoruz. Değer yargımızı gözden geçiriyoruz. Vizyon kazanmak için vizyon sahibi olan isimleri dinliyoruz. Onların yazdıkları yazıları okuyoruz. Bu şekilde daha geniş perspektiften hayata bakmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden ben sosyal medyada takip ettiğim hesaplardan bir kısmı da bu şekilde beslenebildiğim kişiler oluyor. Sizlerin de bunu yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Adam at gibi 5 geldi. Vallahi şık bir hamle ben sana söyleyeyim. Şık bir hamle çünkü diyor ki atımı almak ister misin diyor. Ben de double'ımı buraya taşırım diyor. Kalene saldırırım diyor. Sen de kaleyle buraya saldırdığında diyor. Diyelim ki F4 ile orayı sağlama alırım diyor. Böylece şah kanadından bir atak düzenleyemezsin diyor. Peki ben bu atla ilgilenmek zorunda değilim. Farzı misal kalemi H6'ya geleyim. Zaten o atı oynadığında vezir de buraya gelmek istiyor. Ben buna izin vermemeliyim. Vermemeliyim. Ben kalemi H6'ya gelsem dikkatimi çeken hamle onun burayı alması. Alması. Adam klas hamle yaptı ya. Bir dakika. Klas mı yaptı? Bir dakika. Şimdi atı aldım. F ile aldı. Bastım. Bastım. F4 sürdü. H6 sürdüm. H6 çok kötü de duruyor. Ben sana söyleyeyim. Vezir H5'e at F8 mi var? Abi at F3 falan geliyor ya. Ha? Olmaz olmaz. O atı almayacağız. O zaman kale H6 gelirsem diyorsun. At E4 alacak. F4 almak istemiyorum. Vezir G4'ler falan mı var?
DE4'te almak çok istemiyorum. Buradan buraya sulanır. Bir de ben bu altı nasıl kaldıracağım? Mübarek. Şu nasıl arkadaşlar? Şu nasıl? Ben atı alayım. Atla atı alayım. O da alsın. Bu atı dürteyim. Piyonla. At geri kaçsın. Bir dakika. Ben bu atı direkt isteyeyim. Direkt isteyeyim ben bu atı. Direkt. Ben bu atı direkt isteyeyim. Direkt. Bak bu daha iyi. Bu daha iyi değil. At E4 alır. F4 aldığımda F3 gibi bir hamleden sonra orası parçalanır. E4'ü istediği için almak zorundayım. Vezir F3 falan alıyor veya at F3 alıyor. Çok fazla olanağı oluyor. Benim beyaz karalar çok zayıfladı. Şu an adamın tehdidi var mı? Adamın tehdidi atla bu atımı almak. Atla bu atımı almak kardeş. Güzel kardeş. Güzel kardeşim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar ben bu atımı F8'e geleceğim. Çoğalmaya devam edeceğim arkadaşlar. Neyi alırsa alsın. Neyi alırsa alsın. İsterse gece yarılarımı alsın. İsterse çıkmaz sokaklarımı alsın. İsterse gözyaşlarımı alsın. Hepsi onun olsun arkadaşlar. Alsın. Alsın. Ben taşlarımı yavaş yavaş oraya kanalize edeceğim. Bir de filmi ben aslında oyuna sokmak istiyorum. Böyle böyle. Mümkünse buraya yani. Mümkünse buraya. Dur bakalım. Evet. Evet, gerilim giderek artıyor. Buralarda insanın önünü görmesi zorlaşıyor. Zaten bu da satrancın hani tadını bize veriyor değil mi arkadaşlar? Tadını sunuyor bize. Tadı burada yani. Burada. Kimin planı gerçekleşecek? Kimin öngörüleri doğru çıkacak? Evet. Kim fırsatları yakalayacak? Kim fırsat kaçıracak? Kim fırsat verecek? Hocam hep biz fırsat veriyoruz. Sanmıyorum. Rakipleriniz de veriyordur da siz yakalamıyorsunuzdur. O yüzden maçlarınızı analiz edin arkadaşlar. Bu online platformların iyi yanı şu. Senin ratingine yakın bir rakip veriyor. Böylece hani benzer hataları, benzer performansı gösteriyorsunuz. Kim daha iyi performans gösterirse o mutlu olan taraf oluyor arkadaşlar. Bu yüzden rakibinden daha iyi oynaman yeterli. Olağanüstü oynamana gerek yok. Ve ben size bir sırrı söyleyeyim. Ekstra bir şey yapmana da gerek yok. Rakibinin oyununda hataları ayıkla. Rakibinin yaptığı hamledeki hatayı gör ve doğru cevapla kazanırsın. Yani ekstra bir şey yapmana gerek yok. Benim yine de iyi kötü bir planım var. Rakibin planı var mı? Mesela şu an. Benim iyi kötü bir planım var. Şah kanadında çoğalmaya çalışıyorum. Ama rakibimin yok yani ben sana söyleyeyim. Belki o da diğer atı mı F3'ten gelecek acaba E5'e? Bilmiyorum yani atların dansı mı başlayacak bakalım. Bakalım sakin sakin oynayacağız. İlk defa zamandan ciddi öndeyim. 5 dakika öndeyim ben. Bak F3 yaptı. Dur şimdi dur. Abi bu adam tuhaf oynuyor ya. Abi F3'ü ben beğenmedim onun için. Ben F3'ü onun için beğenmedim ama şimdi cezalandırmak da kolay değil. Abi bu atı kaçmamız lazım. Atla atı alsak kaleye saldıracak. Böyle yapsak F4 ile oradan bir bağlıyor abi. Kalem orada sıkışıyor. Kalem orada sıkışıyor. Bakıyorum. Çözümü var mı diye. Yok. H6'lara vezir H5 var. Yok vezir H5 yok. Ama at F3 var. At F3 var. Boğar o bizi. Boğar. Boğar o bizi. Boğar. Sonra H4 ile de bağlıyor burayı. Olmaz. Şimdi at D2 aldığımda vezir D2 alması mecburi. O konuma baktığımda güzel gözüken hamle ne var? H6 ile atı dürtmek var. At gidecek H3'e mecburen. Kalem gelecek G6'ya ufak bir baskı üretecek. Ama bu da
tatmin edici değil ben sana söyleyeyim. Yani o da şaş bir falan geliyor. Oradan bir cacık olacağı yok. Ben bu oyunda nasıl açılım sağlayacağım bilmiyorum. Valla kramp vaziyete düşeceğiz. Boyun sıkışıyor ben sana söyleyeyim. Şimdi bunu alsak diyorsun. Tekrar aynısını hesaplıyoruz. Yok olmuyor. H6 yiyorlar. Bunu alsak. Ata saldırsak. O kaçınca kaleye gelsek. Abi orası çok sıkışık oluyor. Oradan ben taş getiremiyorum ki. Adam bir de sonra Edo sürecek. Edo sürecek. Atımız da kaldı orada. Adam şaka maka iyi hamle yapmış yani. Ben sana söyleyeyim. Şaka maka iyi hamle yapmış. Evet yine de ben burada atla D2 alacağım arkadaşlar. Çünkü atla bunu almak iyi değil. Atı C3'e gelip vezire saldırmak hiç iyi değil. Çünkü atı buraya gelsem ne olacak ki? Vezire bastı. Girisin gire gideceğim. Buralarda at. Hiçbir işe yaramıyor. Ben D2 alacağım. Evet o da aldı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Adamın tehdidi E4 sürmek. E4 sürerse yakar bu gezegeni ben sana söyleyeyim. Yakar, E4'de ellememem lazım benim. Tamam ellemezsem sorun yokmuş tamam. Tamam. Ama ben bir tur bu atı kovayım. Bu atı kovayım ben arkadaşlar bir tur. Git bakayım, git bakayım, git bakayım gülüm. Git bakayım gülüm. Kış 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 kış. Sen ne uğraşacağız bu saatten sonra ya? Allah Allah. Benim derdim bana yeter kardeşim. Arkadaşlar burada bir fikir buldum. Atı H7'ye geleyim de G5 kaplumbağa yapayım. Ne yapıyorsun? Ne diyorsunuz? Fena değil sanki. Ama hocam sen at H7 geldiğinde o beklediğimiz E4 hamlesini yaparsa sen yine G5 oynayabiliyor musun? Oynayamıyorum. Çünkü vezirin çaprazını açtı ya. Alıyor. E o zaman ne yapacaksın hocam? Vallahi o zaman ne yapacağım ben bilmiyorum ki. Filmimizi mi çıkacağız acaba? Adam E4 sürdükten sonra ne yapabilir? En rahatsız edici ne var? Hiçbir şey yok. Dur zaman farkını çok azaltmayalım arkadaşlar. Ben filmi çıkayım arkadaşlar değdi filmi. Taş çıkayım ben taş. Taş çıkayım. Vallahi böyle olmayacak. Taş çıkayım. Şu filmi en azından böyle böyle aktarayım arkadaşlar. Tembel taşa yatırım yapacaksın. Makagonov kural arkadaşlar. Makagonov diyor ki fikir bulamadın mı diyor. Hamle bulamadın mı diyor. Çok kolay diyor. Çok kolay diyor. Tahtadaki kötü taşını bul. Onu ya iyileştir ya da değiştir diyor. Oradaki kafiyi ben uydurdum arkadaşlar. Ya iyileştir ya da değiştir. Yani rakibin bir taşını değiştir. Elden çıkart. Kötü taşta kalma. Aa, adam öyle yaptı. Abi ben size bir söyleyeyim. Ben atı buradan buraya, fili buradan buraya aktaracağım. Gerçekten. Aktaracağım. Film oyuna girsin arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. O kale buraya gelecek. Ha, gelsin sorun yok. Ben orada daha çoğunluktayım. Bu oyunu nasıl açacağız bilmiyorum. Ama kafamda şöyle bir fikir var. Ben fili buraya geleceğim. Büyük şemam şu. Büyük şemam şu. Şahı buraya geleceğim. Şey fili oraya geleceğim. Şahı buraya geleceğim. Atı buraya geleceğim. Köşedeki tembel taşımı da G8'e geleceğim. Ve tüm gücümle G5 sürmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu fikir kapsamında o ne yapıyor doktor? Doktor bu ne? Adam E4 sürmeye mi çalışıyor ama E4'ü ellemem ben. He adam atı buradan buraya oturtacak. At oturtma yapmaya geldi. Hocam G5'e izin verdi. Ama G5 sürersem G5 sürersem olur da ha G5. G5 olur. Biz G5'e çok güvendik ama G5 elimizde kalmasın arkadaşlar. G5 kötü hamle olmasın.
Olabilir. Kötü hamle olabilir. Sen ne yap biliyor musun hocam? Sen ne yap biliyor musun? Sen G5'i hazırla. Sen fili buraya gel. Sen fili buraya gel hocam. Sen fili buraya gel hocam. Sen G5'i hazırla. G5'i hazırla. Acele etme. Şahını gel. Atını gel. Eğer o atını buraya gelip buraya dalmak isterse o zaman atını sen burada tut. Tamam mı? Şahı buraya gel. Kötü kaleni G'ye gel. Adım adım. Acele etmeyeceğiz. Yani acelemiz yok ki. Acelemiz yok. Acelem yok. Keyfime bakıyorum. Tamam geldi. Geldi. Kurban oldum. Atı buraya geliyorum ben. Hatta atı acaba buraya gelip buradan buraya mı koysam? O da enteresan. Ama ben onun bitik filiyle değişime mi girmek isteyeceğim? İstemiyorum ben. Atı buraya geleceğim. Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar. Aslında enteresan bir hamlesi de var ha onu biliyor musunuz? Vezir B4 gelip buraya saldırırsa ben nasıl koruyacağım orayı mesela? Yani öyle can sıkıcı bir hamlesi de var. Ben sana söyleyeyim. Ya bir anda buraya dalarsa uğraşır dururuz ben sana söyleyeyim. Gerçekten. Şeyimizden yudum alalım sakinleşelim. Evet. Evet. Oyunda müthiş gerilim var. Yalnız bir dakika, bir dakika. 20. hamleye geldik. Daha piyon değişilmedi arkadaşlar. Değil mi? 20. hamleye geldik. Piyon değişimi olmadı. Bak çok enteresan bak adam vezirinin bu opsiyonunu terk etti. Gitti buraya gelmek istiyor. Buraya gelmek istiyor. Bu kareyi kullanmak istiyor. Abi sen sür hocam ya. Vallahi sür. Sür hocam. Sür hocam. Bu ciddi bir karar arkadaşlar ya. Bir dakikanızı rica ediyorum. Ya bağrımızı açarsak var ya. Bak alır. Sonra F4 falan sürer arkadaşlar. Bağrımızı açmayalım arkadaşlar. Vallahi bak. Bağrımızı açmayalım. Biz basit düşünelim. Onun buraya gelmesini engelleyelim. Nasıl engelleyelim? Farzı misal kaleyi geri geleyim ben. Hocam rook liftinden vazgeçiyorsun. Vallahi vazgeçiyorum ama. Arkadaşlar yani. Vazgeçeceğiz ya. Vazgeçeceğiz. Vazgeçeceğiz. Gel kaleye gel. Gel kaleye. Of gerilim artıyor. Nabız kaç? Nabız. Nabız 79. Ben de bayağı sakin oynuyorum bu arada arkadaşlar. Ya geri hamleler falan yapıyorum. Bak atımı böyle geri geldim. Kalemi geri geldim. Hocam hani bizde geri vites yoktu? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani element uydurmayalım lütfen. Yani rica ediyorum. Rica ediyorum. Yani element uydurmayalım. Arkadaşlar. Ünlü düşünürün de dediği gibi geriye adım atmadan daha ileriye zıplayamazsın. Ya bizde laf çok. Bizde laf çok. Evet. Hocam kaleye geldi. Buradan senin ızdırabın olacağım diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz de buradan ufaktan topuk spor. Topuk spor. Kaç 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 boşalt boşalt boşalt. Adam geliyor bindirecek. Bindirecek. Boşalt. Aç kaleyi aç kaleyi aç kaleyi. Evet. Arkadaşlar ya. Hocam spor yapmaya devam mı? Haftada bire düşürdük. Vallahi bire düşürdüm ya. Haftada bir halı saha maçı. Haftada bir halı saha maçına düştük. Haftada iki yapamıyoruz. Çünkü arkadaşlarım yaşça biraz benden büyükler. Haftada ikiyi kaldıramıyoruz diyorlar abi. Millet dökülüyor ben sana söyleyeyim. Spor yapacağım diye işte ağrısı, sızısı, işte darbe geliyor, kol bacak. Yani arkadaşlar spor mu yapıyoruz? Yani Ali Sofuoğlu'yla kata mı çalışıyoruz yani? Ben anlamadım bunu. Bu arada en güvenli sporlardan biri herhalde Ali Sofuoğlu'nun yaptığıdır. Yani çünkü hareketimi yapıyorum diyor yani. Ben hareketimi yaparım.
Kime yaparsın? Kendime. 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 Kimseye bir kastı yok. Kimseye bir kastı yok. Durun arkadaşlar. Adam hamle yaptı. Arkadaşlar, kaleyi G'ye geleceğim. Kaleyi G'ye geleceğim. Ve G5 sürmeye çalışacağım. O file oraya geldi. Niye geldi anlamadım ben. Gel 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 gel. Gel abi gel gel gel. Abi tüm güçlerimizi şak kanadına yığdık. Ve 23. hamleye geldik. Daha bir tane piyon değişilmedi. Bak çok enteresan. Bak çok enteresan. Oyun müthiş kapalı. Manevralar. Entrikalar. Evet. Dur bakalım. Zaman farkında 1,5 dakika öndeyim. Ama 10 saniye ekleme var. Hani zaman baskısı yaratmak ancak saniyelere düşerse rakip olabilir. O da bir derece. Yani 10 saniye ekleme çünkü rahat. Evet bakalım. Evet. Ceylin Duran bizi izliyor. Evet Miami'den. Selamlar olsun. Evet. Nepom Niyazi de bizi izliyor. Nepom Niyazi. Süper ya. Vallahi süper. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Aramızda like tuşuna basmayı unutanlar varmış. Haber geldi. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Bak. Gülü susuz. Hocayı like'sız bırakmayın. Adam fil E2 geldi. Bu piyonu korudu ki veziri serbest kalsın diye. Bir de kalelerin bağlantısını kurdu. O da vitesi çok küçülttü. Hocam ikiniz de suya sabuna dokunmuyorsunuz. Böyle olmaz ki bu oyun. Yani bir action lazım. Hocam sürücen mi? Bak işte o ciddi karar bak. Altından kalkamazsan kaldırırlar bak. Kaldıramazsan kaldırırlar. Şimdi sürdüm. Aldı aldı F4 sürdü. Abi hiçbir işe yaramıyor ya. Ne biçim oyun bu? Ha? Atı da burada hazır kıta bekliyor. Burası boşalsa da oraya otursam diye. Bu G5 hamlesi iyi değil. Vallahi iyi değil. Abi ama oyun kramp oldu yani ben ne yapacağım? Perişanları mı oynayacağız yani burada? Oturup ağlayacağım mı ben burada? Ben oturup ağlayayım mı yani? Buradan B6 falan yapsak olmaz. Dur bari zaman baskısı yap. Hocam G5'i yapalım biz ya. Yapalım. Böyle G5 aldı aldık. Ama F4 sürünce ne yapacağız? F4 sürüyor. Hocam F4'e de G4'ü sür. Oraya kadar daya hocam. Daya. Dayı oğlu gibi oynuyor hocam bu oyunu. Hocam kabul. Arkadaşlar kabul. Kabul mü? Hocam kabuller alıyor musun? Kabul mü? Nerede kabul? H3 yaparsa ne yapacağız? Alıp alıp. Şey bak. Bunu sor. H3 yaparsa ne yapacağız biz? Kaleye çıkacağız hocam. Kesti. Ya piyonla kesme yok. Fille kestim. Şah çekti. Buraya geldim. E bunu aldı. G5, FG5, HG5. F4 yaptı. F4 yaptı. Benim bu piyonu sürmem lazım. Yoksa o G5'i alıp F4 karesini at için kullanır. Sürdüğümü varsay. H3 yapıyor. Aa bir dakika orada G3 varmış ya. Aa orada şık bir hamle var G3. Var mı? Var mı? Göremiyorum ki. G sürdü. G4 sürdü G3. Kale G3. Kale G3 vurdu vurdu. Vurdum şah çekti. Tamam. Sür 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 sür. G5 kaplumbağa. G5 kaplumbağa. Alırsa böyle. Alırsa böyle. G5 kaplumbağa arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an 24. hamleyiz. Halen piyon değişilmedi. Adam piyonu almadı.
Hızlı donuyor. Aa, zaman da öne geçmiş. Dur. Abi kaleleri çifle. Çifle, 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 çifle. Çifle. Adam hızlı oynuyor. Yirmi beşinci hamledeyiz. Piyon değişilmedi. Risk aldım ben sana söyleyeyim. Şahımı kabak gibi açıyorum. Kabak gibi ortada kalacak şahım. Zamanlar da dengelendi. Vallahi girelim çok arttı. Bir çay yok mu? Arkadaşlar çayımız çorbamız lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar like desteğiyle lütfen. Tam zamanı bak, tam zamanı. İyi, nabız yeşillerdi, tamam. İyi bari kalbimiz sağlam atıyor. Hocam odaklan. Onun burayı alması ve sonra buraya gelmesi çok tehlikeli. Kaybedeceğiz neredeyse. Arkadaşlar burada gedo sürmek zorundayım galiba. Çok kötü oldu ya. Bunu alsak atla alacak. Bunu alsak atla alsın, atla alsın, atla alsın. Vur 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 vur. Geri gel. Vur 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 vur, geri gel. Al 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 al. Zaman azaldı, zaman azaldı. Zaman azaldı, al. Kes bunu da. Şimdi. Bunu da kes. Fili gel buraya. Arkadaşlar, acilen vezir değişimine gireceğim, oyun sonuna gireceğim. Evet, acilen bu hamle yapacağım, acilen. Çok acil. Çok acil bu hamle yapmam lazım. Perişanları oynuyoruz. Perişanları oynuyoruz, acilen. Acilen, dur. Uf, doğru hamle yaptı ya, vezir buraya salacak. Bunu vursam, bunu vurur. Allah Allah. Atı oynamam gerek. Atı oynamam gerek. Atı buraya geleceğim. Atı buraya koyacağım arkadaşlar. Onun bu hamlesine karşı. Böyle. Böyle. Acilen veziri değişmek istiyorum. Acilen. Heh. Dur. Ama değişemiyoruz. Ay, değişemiyoruz. Dur. Şu tehdit altına kaldı. Şuraya gel. Ama adam Edo sürecek. Şığa kaçalım o zaman. Şığa geleyim ben. Bir dakika. Şığa gelmem iyi oldu. Hem fili korumuş oldum. Hem bu çaprazdan kaçmış oldum. Hem de oyun sonuna yatarım. Dur. Heh, tamam. Yumuşak hamle yaptı. Bir dakika. Yumuşak hamle yaptı arkadaşlar. Vezirimi buraya geliyorum arkadaşlar. Değişime giriyorum. Evet.
Evet gel. Gel 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 gel. Hemen değişmem lazım. Bastırıyor çünkü. Kötü konumdayız. Kandırmaya çalışacağız. Evet. Evet, hiçbir üstünlüğüm yok. Kötü konumdayım. Kandırmaya çalışacağım. Hiçbir üstünlüğüm yok. Zamanlar 30 saniye altında. Çok ilginç. Bana bu fırsatı verdi. Vallahi dalarım oradan ha. Kızdırma beni. Heh, şığı gel buraya abi. Şığı gel. Gel 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 gel. Hocam çok ilginç bir stratejiyle oynuyorsun. Geleceğiz arkadaşlar, şığa geleceğiz. Aa! Viziri sıkıştıracak. Gel değiş, gel değiş. Gel değiş. Gel değiş. Aman ha, aman ol, aman ol, dur. Dur, aman ol. Ay, vezir sıkışacak. Nasıl yapacağız? Ne oluyor hocam? Bir dakika sakin. Ben böyle telaş yapmazdım ya. Sakin bir dakika. Bedenim sıkıştı. Beraber yapabilir isterse. İsterse beraber yapabilir. İsterse beraber yapabilir. Abi alacağız artık ya. Vallahi alacağız. Ne yapacağız? Atı gel. Bu oyun sonu ona iyi değil mi? Ona iyi. Bu oyun sonu ona iyi. Benim bir yol bulmam lazım. Oradan giremez. Şöyle geleyim. Dur ya, bir dakikamız var. Tamam dur. O oyuna bakar mısın? Aa! Efsane hamle yaptı galiba. Ne diyorsun? Alacağız abi. Nasıl efsane?
Nasıl efsane hamle yaptı? Gel atı buraya. Aa! Ha tamam. Bağıra bağıra oynuyorsun hocam ya sen de. Bağırttırıyor adam. Adam bağırttırıyor abi. Adam bağırttıra bağırttıra yendi gördün mü? Böyle mi geleceğiz? Böyle geleceğiz. Adam bağırttıra bağırttıra yendi. Abi ne biçim oyun oldu bu ya? Potansiyeller var burada. Adam sağlı sollu geliyor Azizim. Yani adam öyle böyle oynamıyor. Yani çok acımasızca oynuyor. Oradan da geçer yapacak. Onu alsak. Adam çok iyi oynadı. Bravo. Helal olsun. Helal olsun. Burada galiba gebe sürecek. Ayva yiyeceğiz. Gebe sürecek. Ayva yiyeceğiz. Ama bulamadım arkadaşlar. Engelleyemiyorum. Geçer oluyor. Sonra şöyle şöyle dalıyor. Sonra şöyle dalıyor arkadaşlar. Şu siyah karelerden dalıyor. Tak 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 diye içeri bir dalıyor. Ben de seyirci kalıyorum diye gördüm. Ya belki bir şey buluruz. Dur bakalım. Ya bunu alacak. Sonra sürecek. Mevzu o. Bak bunu alacak. Böyle. Sonra bunu sürecek. O oyun sonu ona kazanç olması lazım. Bak aldı sürecek. Adam biliyor abi biliyor. Yıllarını vermiş yani. Yıllarını vermiş. Sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Bunu alacağım. He. Sonra ne yapacaksın hocam? Bir dakika ya ben de bunu sürebiliyorum galiba. Bunu sürsek ne oluyor? Var mı bir umut hocam? Dur bakayım ya bir umut ışığı doğdu. Dur bir umut ışığı doğdu dur. Ya ben böyle feryat. Ben böyle ızdırap görmedim arkadaşlar. Alıyorum. Ha, alıyor onu kazanıyor değil mi? Onu sürüyor. Ha onu yapmadı. Aa, enteresan. Enteresan bana şu şansı verdi. Ya da bir dakika. Ben bunu mu oynasam acaba? Dur bakayım ya. Tamam. Ne olmuş yani? Gel bakayım buraya. Tuttuk galiba. Buraya gel.
Böyle kalsak ne oluyor? Aha, bunu sürsem. F4. Hatta önce bunu sür. Alınca bunu sür. F4. Olmaz mı arkadaşlar? Olur. Sür bunu. Sür bunu. Sür bunu hocam. Kandırıyor musun? Doğru söyle. Hocam doğru söyle. Kandırıyor musun? Hocam doğru söyle. Kandırıyor musun? Çek. Çek. Abi nereden ne çıkarttım? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Nereden ne çıkarttım? Böyle bir aşk yok. Böyle bir sanat yok. İnanmıyorum. Adamı uyuttum ya. Vallahi uyuttum. Ayakta uyuttum, ayakta. Hocam doğru mu? Doğruyu söyle. Arkadaşlar aldım işte. Aa, alıyor. Süper ya. Geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel. Heh. Tamam dur. Dur. Aa, dur abi. Dur abi, buraya gel. Buraya gel. Sakin abi, sakin, sakin, sakin. Tamam. Sakin, tranquilo. Tranquilo. Geri gitti. Geri gitti. Buraya gelip bunları alıyorum. Onu veriyor. Tamam. Gel abi, süpür burayı. Süpür. Bir dakikam var. Acele etmiyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Tranquilo, bir dakika. Şimdi buraya gelsem, buraya gelsem, o buraya gelecek. Tamam mı? Bunu kessem, o bunu verecek. Almıyorum ben onu. Almıyorum. Veya alıyorum ya. Tam alıyorum, sonra buraya geliyorum. Değil mi? Tamam. Arkadaşlar inanmıyorum ya. Şu an inanamıyorum. Arkadaşlar. Adamı fena uyuttum. Ayakta uyuttum. Uyuturum, uyuturum. Arkadaşlar şeye geliyorum. Evet. Şeye geliyorum. Evet. Hocam teker teker topluyor musun? Teker teker topluyorum. Önce bunu alıyorum. Sonra bunu alıyorum. Tamam mı? Sonra buraya geliyorum. Ağlıyor. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bu oyun böyle kazanılır. İşte böyle. Ölü böcek taktiği her zaman işe yarıyor. İnanılmaz. Oyun boyunca bir tane iyi konuma geçemedim. Hiçbir yerde yüzüm gülmedi ama inat ettim. Çırpındım, durdum ve bir yerde yakaladım arkadaşlar. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir aşk yok. İnanılmaz. Bu maçı hemen analiz etmemiz lazım. Vallahi zevkten dört köşe mi oldun hocam? Kaç köşe oldun bir bilsen. Dur. Arkadaşlar keyif çiğ içeyim. Dur. Allah aşkına dur. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. I love this game. I love this game. Bu oyunu çok seviyorum. Bu oyunu kim icat ettiyse ona bir çift sözüm var arkadaşlar. Beni bulsun. Beni bulsun. Evet, süper. Dur analize geçelim, analize. Allah aşkına. Adam rövanş teklif ediyor. Üzgünüm. Üzgünüm. Biraz keyfini çıkartmak istiyorum. Üzgünüm. Evet. Şimdi analize baktığımızda evet, analize baktığımızda şöyle açılış kitabını da açalım alttan. Tamam. Adam bize atak 3 yaptı. Biz de 5 yaptık. Siz görüyor musunuz ibri mibri her yeri? Ben her şey yolunda. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Yani arkadaşlar kazanmak için saldırmanız gerekmiyor. Evet. Salmanız gerekiyor. Salmanız. Saldırmanız değil. Salmanız gerekiyor. Salamura taktiğiyle rakibi aldık. Evet, böyle Hollandalı savunmasının taş duvar sistemini dizdik. Dizdik abi. B3. Fil D6. Fil G2. Burada fil A3 gelemez dedik. Alırım. Atla alınca buradan 5000 yıllık Çataloski taktiği olur dedik. O yüzden o rok yapınca fil A3 gelecekti. Ben de gelişim yaptım. O da gelişim. Şimdi fil A3 gelecek diye ben böyle oynadım. Zaten bak teorik hamle buymuş ya, veziri iyiydi. Ya biliyoruz da konuşuyoruz. O böyle geldi. He, bunu almam daha iyiymiş arkadaşlar. Alınca alacak tabii ki. Rok yapacağız. Böyle atı çıkacak. Evet. Fili geleceğiz. Bu böyle, tamam. Böyle oynanacak. Böyle. Böyle. E3. Böyle. Bakın görüyorsunuz. Böyle oynanıyormuş bunun teorisi. Bunun teorisi böyleymiş. İyi, bir dahakine öyle oynarız. Ben at BD'ydi geldim. At BD'ydi diye o da böyle geldi. Ben de rok yaptım. Buralar artık teorik mücadeleden çıktık. Kara düzen oynuyoruz arkadaşlar. C5 oynadı. C5'e şüpheli hamle diyor. Atı E5'e koyu ver diyor. Niye C5 yaptı? Filimi buraya almaya zorladı. Ben de aldım. O da aldı. Atımı E4'e oturttum. Makineyi de arkadan açalım. B4 diyor. Kaleye gel diyor. E3 yaptı o. Ben kale F6 geldim. Şüpheli hamleymiş. B6 yapmam lazımmış. B6'ya B4 var.
A5'e de avuç var abi. Aldım. Aldı. He, buradan oyun kur diyor. Evet, buraya gitti. Şığa gel diyor. Oğlum bir buradan oynuyorsun, bir oradan oynuyorsun. Stockfish seni... Ya sen de bizim hamlemize şey laf edeceksin ya. Yani dümenden hamle öneriyor. Hayret ya. Ben biliyorum Stockfish'i. Dümenden hamle öneriyor oradan. Hani ben makineyim. Hani ben ne dersem o. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gel. Gel kapışalım. At G5. At G5. At F8 geldim. Buralarda ben de biraz bocaladım açıkçası arkadaşlar. Plan bulamadım. O Stockfish ne diyor? Halen B6 diyor. Belki de arkadaşlar bilemiyorum yani. Ben o taraftan oynamak istemedim. F3'e bunu aldık biz. Vezir D2 aldı. H6 sürdük. Ata saldırdık. İbre birazcık bana dönük. Görüyorsunuz değil mi? Biraz bana. Biraz bana şurada. Tamam. Güzel, güzel. Fil D7 geldim ben. Filimle manevra yapıyorum. Şah H1 geldi. Ama bak ibre kapanıyor. Fil F8, at F2, fil H5. Evet, halen piyon değişimi olmadı. Halen piyon değişimi olmadı. Çok enteresan bir oyun. Vezir F2. Kale F7. Burada yani kapalı oyun olduğu için bocalıyoruz ikimiz de. Fikir bulmakta, doğru setup'ı bulmakta zorluk çekiyoruz. Kale G8 geldik. Buralara bir şey demiyor makine işte. Ortada oynayın diyor. Sen oyna, o oynasın diyor. G5. Burada G5 diyor. Aa, G5'in vakti gelmiş bak. Bak, makine de G5 kaplumbağa diyor arkadaşlar. Rakip kale G3 geldi. Şüpheli hamleymiş. Benim G4 sürmem lazımmış. Hadi canım. G4'e böyle yapsa ben ne yapacağım? Tamam, ona da böyle yapıyor işte. Evet. 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 Evet, onu da hepsini al. Evet. Böyle bir oyun diyor. Ama 0-0. Beş, beraberlik yani 0-0. Simetrik vaziyet yani. Baksana simetrik. Evet, böyle oynayacaksın diyor. Stockfish. Oradan o karambolden bir şey çıkartamazsın diyor. Ben böyle geldim. O da böyle geldi. G4 sürmem lazımmış. Ben burada F4'ü alarak çılgınlık yaptım. Onun atına bir yer sağlamış oldum. Ama işte ne yapalım? Zamanın da azalması neticesi ile durum böyle oldu. Fili burada sakladık arkadaşlar. Evet. Fili burada sakladık. Tamam, şimdi dur bakalım. Motoru oradan kapatalım birazcık. Atı buraya geldi. Ben atı buraya geldim. Şu an artı 1,5 gördüğünüz üzere. Onun konumu daha iyi. Vezir buralara salması lazımmış. O gitti, atı buraya geldi. Atı buraya gelince ben de hemen buradan duvar ördüm. Bir de gitti, fili geldi. Ben de hemen şığımı geldim. B4 yaptı. Hemen vezirgitleri değişmek istedim. O da gel değişelim o zaman dedi. Keşke ben burada değişseydim. Değişmedim. Benim vezirim düşme hattına girdi arkadaşlar. Burada zor bela hamle buldum. Siz de dikkat etmişsinizdir. Şah F6 geldim. Ondan sonra açmazdan çıktık. Fil E2 vezir sıkışacak. Hemen dedim gel değişelim. Olmaz Michael, bende de yok dedi. Kaç 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 kaç. A4 yaptı. Adam bekleme hamlesi yaptı. Ben de zor bela burada bekleme hamlesi yaptım. Yararlı bekleme hamlesi. B5 yaptı. Buraya gelmem soru işaretiymiş. Ne varmış ona? Şu, işte oyundaki gibi böyle gelmiş. Böyle geldim. B6 yapması lazımmış. B6 yapmadı o. O da burada bocaladı. Ve en son vezir G3 geldi. Vezirin değişilmesi bana yaradı arkadaşlar. Ben şimdi bu durumu savunmaya çalışıyorum derken burada CB5 almam lazımmış. AB5 alınca ne yapacağım ben? Makine. Atı gel diyor. Abi bunu ben nasıl oynayayım bunu yani? Yani insanız biz abi. Biz burada atı G6'ya geldik, çift soru. Niye çift soru? Aa, böyle oynaması lazımmış onun. Zaten oynadı onu. Sen merak etme. Atı geldi o buraya. Pardon. Şah G2 geldi o. Ben Şah E7 geldim. Benim de bunu almam lazımmış. Onu da bunu sürmesi lazımmış. O atı D2'ye geldi. Soru işareti. Ben fili buraya geldim. Çift soru işareti. Halen almam lazımmış. O da buraya geldi. Çift soru işareti. Bunu sürmesi lazımmış. Onun bunu sürmesi lazım. Benim almam lazım. Burada soru işaretlerini yağdırmış yani Stockfish. Şah D8 geldim ben. O da soru işareti. En sonunda B6 yaptı. Benim de A6 yapmam lazımmış. Gittim ben bunu aldım. Ve şu an oyun
Artı 3,5. Hocam 3,5 mu atıyorsun? Şu an 3,5 atıyor benim konumum. Ama bu oyunu kim kazandı bil bakalım. Bak ben söylemiyorum. Skora baktığım zaman orada görüyorum sonucu. Ben söylemiyorum. Evet, at F8, at C5. Buralarda evet içe kapanma problemi yaşıyorum arkadaşlar. Fena kapandık ya. Abi şuraya bak. Evet, nasıl kazandım ben? Ben bu hiç kazandım mı gerçekten? At D7 aldı. Şu an var ya artı 4,5. Artık ibrede yer kalmadı bak. Yani ibre kapandı. Hocam ibre kapanmışken tatlıda sadece filler varken nasıl kandırdın rakibi? Arkadaşlar bunu söylemek için henüz erken. Biraz daha böyle aylar yıllar geçsin. Vakti gelince hepinize bunun açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Yapacağım. Söz. Söz yapacağım. Yani zamanında ceketimizi sandalyeye asardık. Ceketimizle maçı kazanırdık. Anlatacağım. Anlatacağım ama şu an tevazu erdeminde ulaştığım mertebeden dolayı bu konuşmalara giremiyorum. Bu hikayeyi anlatamıyorum arkadaşlar. Yani mütevazı yanım bunu engelliyor. Siz de zaten fark etmişsinizdir. G5 yapıyor. HG5, FG5 ve ben burada kıvranıyorum. Of 6 oldu. Abi şu an artı 6. Bak kelime oyunları yapıyor Stockfish. Yani artı 3,5. Tamam mı? Artı 6. Evet ben burada C5 yaptım. Son bir çaba. Şah G3 geldi. Artı 3, artı 4'ü düşürmüş olduk. Yürü oğlum dedik. Şampatur geliyor. Abi bu şampatur beni kurtardı. Fili geldi. Ben de baktım ki yürü oğlum dedim yürü. Yürü ki bu da böyle geldi. Buradan dalmak istiyor. Dedim kusura bakma izin vermiyorum dedim. Şu an halen ona kazanç. Fili buraya geldi. Ben de al dedim. İstersen al dedim. Yok dedi. Yemezler dedi. Bu tuzaklara düşmeyiz dedi. Hani biz de genciz, güzeliz dedi. Fili buraya geldi. Ya dedim kardeşim alsana kardeşim. Alsana. Yok dedi o. Almayacağım. Buraya geldi. E dedim tamam sen bilirsin. Ben de burada beklerim o zaman. Gitti. Şak G3 çift soru işareti yaptı. İşte bu. Arkadaşlar bakın. Şu an artı 2 bir hamle yapıyor. Eksi 5. Eksi 5. Peki hocam nasıl kazanması lazımmış? Stockfish kazanç diyor buraya getirtiyor. E tamam. E ben de buraya geldim ne yapacaksın? E buraya geldi. E buraya geliyorum al. Ha buraya gelecekmiş. Evet. Böyle. Evet. 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 Ha, buraya gelip gelecekmiş arkadaşlar. Buraya gelip buradan alacakmış bunu. Böyle. Evet. Böyle alacakmış bunu. Nasıl alacak onu? Bir dakika nasıl alacak? Bir dakika nasıl alacak? Bekleyelim. E, bekliyor. Çek. Ha dur oraya dur oraya gelmiyorum dur. E, bekleyelim evet. Ya tamam orada beklemiyorum. Al burada bekliyorum. Tamam. Böyle. Bekliyorum ben tamam. Böyle. Bekliyorum. Al bekliyorum. He böyle böyle geldi aldı. Geldi aldı. Evet. Adam şığıyla gelip gelip aldı. Sonra nasıl kazanacak bu arkadaşımız? Bekliyorum ben. Geliyor hocam. Sen bekliyor musun? O beklemiyor. He buradan dalaman. Oy şahla dalaman. Evet tamam. Bir burada geçer var. Bir burada geçer var. Adamın şığı buradaydı. Bak şimdi burada. Ya. Adam ne yaptı? Şığı böyle gelmesi gerekirken gitti böyle geldi. Çift soru işareti. Ben de bunu verdim. Ve buradan bunu aldım. Bundan sonrası kolay. Yapma bana olay. Evet. Süper. Hepsini aldım ve kazandım arkadaşlar. Doğruluk oranlarına baktığımızda ben %87 ile oynamışım. O da %81 ile oynamış. Evet. İlginç bir mücadele. Yani ilginç mücadele. Sonu ilginç oldu. Evet. Izdırap içinde, feryat figan içindeyken bir fırsat yakaladım ve kazandım arkadaşlar. Kazanmasını bildim. İyi bari, iyi bari. Can suyu oldu, can suyu oldu. Arkadaşlar bu galibiyeti, bu sanat eserine like'ınızı alırım. Evet, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoyu hype'lamayı da unutmayın. Hype'layarak desteğinizi maksimum düzeyde gösterebilirsiniz. Gülü susuz, hoca likes bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşeceğiz. Bu böyle yarım kalmayacak. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın arkadaşlar. Selametle. Selametle. Seviyorum bu oyunu azizim. Seviyorum.